noktası ile ilgili. Ondan sonra zaten geçen sene, ondan önceki sene de aynı günlerde denk getirdik. 17 Nisan 2010 günü Antalya maçına giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuzhan Yılmaz kardeşimiz için, geçmişte vefat eden kulüp başkanlarımız olsun, futbolcularımız olsun, tribündeki kardeşlerimiz için, tribün uğruna vefat eden, bir denizdeki değil, bütün Türkiye genelindeki tribündeki vefat eden kardeşlerimiz için olsun. Böyle bir hayır düzenledik. Bu hayırda katkıda bulunan iş adamlarımız olsun, abilerimiz olsun, büyüklerimiz olsun. Allah'ın bunu değil, onların hayırlarını kabul etsin. Onların da geçmişteki huzurlarına değilsin. Böyle bir hayır düzenledik. Allah herkesin hayırını kabul etsin. Ben şimdi yeri değil ama burada şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak siz bile diyorsunuz ki playoff umutları. Bizim içimizde de umut var. Hala var. Tükenmedi. Sonuçta matematik olarak devam ettiği sürece bizim şansımız var. Yani son haftaya kadar. Burada sadece inancı olmayan tek kişi varsa o da Yurdal Duman'dır. Bugün şöyle bir şey var, arıyoruz. Bugün Cuma, biz hala daha deplasmana gidecek otobüs bulamadık. Hani bir insan bu kadar, ben burada sonuçta taraftar derneği başkanıysam, bir taraftar kitlesine hitap ediyorsam, sen benimle muhatap olmak zorundasın. Ben seni arayacağım deyip de beni bir hafta sonra, veya Cuma günü, veya işten geçtikten sonra, aradıktan sonra bir anlamı yok. Pazartesi oluyor, salı, çarşamba, perşembe, cuma gününe kadar bizi salıyor, cuma günü geliyor, elimiz ayımız kilitleniyor. Kendini de biliyor bir yerlere gidemeyeceğimizi. Ondan sonra bırakıyor, yüzüstü bizi orada bırakıyor. Ondan sonra ne haliniz varsa görün hesabı. Ya sonuçta biz burada bu işi yapıyorsak, sen bizimle muhatap olmak zorundasın. Yani şöyle bir genel kurul öncesi arkası var ama, Yurdal Duman'ın içinde bulunduğu yönetim kurulu dahil. Bak ben şöyle açık açık söylüyorum. Olduğu sürece, bak şimdiye kadar biz bu işi yaptığımız sürece hiç kimseye karşı bir terbiyesizliğimiz olmadı. Her şeyinde, her seferinde, nasıl ben söyleyeyim, çizgimizi aşmadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama bu saatten sonra ben şunu açık açık söyledim. Daha önce gelen arkadaşlarımıza da söyledim ben. Açık açık söyleyeyim, Yurdal Duman olduğu yönetimle hiçbir zaman bir ilişkimiz, bir bırakın hiçbir safımız yok. Biz Denizspor'un her zaman arkasındayız. Koltuğa Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, Osman gelmiş, belki kim gelirse gelsin bizim işimiz fark etmiyor. Önemli olan taraftarını bilmesi. Taraftarını bilen her başkanın yanındayız biz. Eğer bugün bu Yurdal Duman, bugün telefonları açıp, yani bazı artık bilmiyorum artık iyice bir dura bu sefer yalan dolanlara da başladılar. Artık iyice bir hani bizi bir kandırmacalar, bir yalanlar, bir senaryolar artık dönmeye başladı. Bu işi yapmayacaksın kardeşim, çıkar gidersin. Yani tamam bir emek verilmiş, bir şeyler harcanmış, bir şeyler olmuş ama Allah razı olsun. Bu verilen emekler de zaten herkes kendisi sonuçta babasının hayrına vermiyor. Sonuçta temlikli paralar bunlar. Herkes varsa kendine güvene şu yönetim işte desin ki kardeşim ben bu parayı verdim almayacağım. Ben onun elinden öperim. Bak kim olursa olsun. Ama şunu herkese söylüyorum. Bu saatten sonra, bugün itibariyle, çünkü biz sabah başkanımızla telefon görüşmesi de yaptık. O telefon görüşmesinde de bayağı bir tartışmalı geçti telefonumuz. Ben açık açık söylüyorum. Ekipsen lafımı esirgemem. Bu saatten sonra benim Yurdal Duman'la ilgili bak aramadım, aramam da. Gittik direkt biz Osman başkanımızın yanına. Osman Zoran biliyorsunuz Denizspor'a bugün sahip çıkan tek kurum varsa o da belediyedir. Belediye sahip çıkması kendiniz de bilin. Bunu herkes biliyor, herkes kabul etsin. Kayyuma kadar yolu vardı. Biz o günlerin yaşanmamasını ümit ediyoruz ve Denizspor'un denen önce bulunduğu borç yükünden kurtulması. Borç yükünden kurtulur. Abi bugün Denizspor'u severek gelen yöneticiler geldiği zaman borç yükünden kurtulur. Yani bir 30 sürüm, bir 25 sürüm Denizspor kulübü için fazla bir miktar değil ya. Önemli olan hani gönülden vermeleri. Çok teşekkürler.